büyük depremler yaşadık ardı arda ve kayıplarımız hala onların acısını en güçlü şekilde hissediyoruz. Onlara rahmet diliyorum. Ve tabii yaraları sarma noktasında sporun çok önemli bir misyonu var. Ve Hatay Spor bu anlamda çok önemli bir misyon taşıyor. Biz bugüne kadar Hatay Spor'la ilgili çalışmalar yaptık. Bugün hem Balkon hocamla hem başkanımla bu süreci değerlendirdik ve bundan sonra hem tesis noktasında hem antrenman imkanları noktasında ve Hatay Spor'un bu anlamda yaraları en güçlü şekilde sarma çerçevesinde desteklerimizi büyüterek devam ettireceğiz. Tabii bu süreçte Hatay Spor'un kulüp olarak tüm altyapıyı kullanması yönünde Mersin ilimizdeki bakanlık tesislerimizi, stat başta olmak üzere kamp merkez ve antrenman tesislerini onların hizmetine sunuyoruz. Ve bu çerçevede yeni antrenman alanlarında hızlıca onların hizmeti için inşa ederek onların hizmetine sunacağız. Ben inanıyorum ki bu süreçte bu tesis altyapısı komşu il Mersin'de bakanlığımızın da güçlü desteğiyle Hatay Spor için önemli bir açılım olacaktır. Ve ben hem hocama hem başkanıma teşekkür ediyorum. Çünkü onlar bu konuda gayret gösteriyorlar. Biz de bakanlık olarak, devlet olarak onların bu gayretine en büyük destekle tüm imkanları seferber ederek yanlarında olacağız. Ben kendilerine tekrar geçmiş olsun diyorum. İnşallah hem kulübü hem camiayı güçlü bir şekilde ayağa kaldırarak bu anlamda sadece Hatay için değil, tüm deprem bölgesi için iyi bir moral olacaklar. Kendilerine bu anlamda kolaylıklar diliyorum. Başarılar diliyorum. Allah yardımcıları olsun diyorum. Hani teşekkür etmek bile benim için şu an az kalıyor. O yüzden çok saygı duyuyorum ve seviyorum kendisini. Yaşadığımız felaketin ilk gününden az önce hocamın dediği gibi bizim yanımızda olan Sayın Bakanımıza binlerce teşekkürler ediyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Siz sağ olun. Görüşürüz, tamam. Görüşürüz. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkürler Sayın Bakanım. Başkanım. Görüşürüz.